Düzeldi galiba. Düzeldi. Demre'ye geçiyoruz. Demre'yi hiç geçmemiştik. Demre bizim için ilk, belki diğerleri için de ilk olabilir, bilmiyorum. Hem orada biraz çarşı pazar, oraya bakacağız. Hem de keşif yapacağız. Şuradaydık. Buradan çıktık. Şuraya geçiyoruz. O kadar. Yolumuz kısa. Geldik Demre'ye. Neydi buranın? Çay ağzı. Dur bakalım. Demre'nin merkezinde bir 3-4 kilometrelik mesafede demişler. Şimdi burada böyle bir mendirek var. Günlük turlar kalkıyor belli ki. Likya teknesi biraz daha içeride. Burası bayağısı. Burada 2,5 metreye demir attık. Yani acayip sığ. Girerken çok yavaş girdik. 6 metre, 5 metre falan derken. Ama çok hemen sığlaşmıyor. Yavaş yavaş sığlaşıyor. Biraz patara havası var. Yine de risk olmasın diye biz 2,5'larda kaldık. Ne olur ne olmaz. Çok da demir atmadık. 15 metre demir attık. Yeter. Zaten indi bindi yapacağız. Çok uzun kalmayacağız diye. Bayağı bir Akdeniz açığına bakıyoruz. Doğal olarak solugan alıyor. İşte Gökkaya da karşıda. Tam karşıdan karşıya geçtik yani. Şuradan geldik buraya. Yarım saat sürmedi. Ve Lemonade'de şimdi geldi. Peş peşe geldik. Üçümüzün hali böyle. Küçük bir flotilla olduk. Nilay da demir küresini takıyor. Da demirdeyim. Bilgilendirmek için. Aferin. Gidelim artık der gibi. Hadi bay bay Onur. Selametle evet. Baya bir çekek sahası var demek ki. Nice tea, dakika bir tuvaletini yap. Oh yakalandı, nice tea. Çöpümüzü de attık buraya. Baba mı sende de doğru? Onur'la Olcay teknede kaldılar. Evet. Bugün Olcay'ın iş günü, Onur'un da... Onar'ın bakım günü mü? Günü. Siz motopilot şey mi yapılması? Güncelleme geldi, olacak. Tabii, olacak abi. Güncellemesini hallediyor. Ne konuşuyoruz da tam net bir şekilde de bilemiyorum. Gelirken kurcaladığı için Onur. Güncellemede yarım kalınca. Ha, halletti şimdi ama. Ya, hallediyor gibi. Galiba bu sefer oluyor. Hadi inşallah. Ay çok güzel. Ay şey, okey bunlar onların alanı. Ben şey olmayacağım. Alfa olmayacağım. Ona bir sinyal veriyor. Onlar da okey. Merhaba. Merhaba. Az daha kavga çıkıyordu ama Aysi o kadar iyi yönetmeyebiliyor ki. Hiç hareket etmiyor. Tamam koklayın. İzin
koş. O burası sizin alanınız. Evet, o bayağı oğlum, üstünlük geliyor. Kurmaya çalışıyor da tamam, senin de bu yol diyor. Ay çok aferin ya. Yoksa tam korkulacak köpekler bunlar. Bir anda da şurasına doğru geldi. Enseye geldi, saldırdı. Nerede? Öyle hırladı daha doğrusu, saldırmadı. Ama yani şey, Aysi yönetmeyi çok iyi biliyor. Burası da kuş cennetiymiş. Bu arada müze de tam burada. Biz müzeye doğru trekking yapıyoruz şu anda. Trekking dediğimde küçücük bir yol, yani bir şey değil de. Araba gibi değil de yürüyerek gittiğimiz için tali yollardan geldik. Ama çok güzel. Burada da kuş cenneti alanı varmış. Ay, siz suyu gördü, içeri girdi. Eyvah. Aaa çamur. Ay çamur. Çok fena. Ne yaptın sen oğlum? Ne yaptın Aysi? Sen çamura mı yattın? Aferin. Aferin. Çekip çıkardık Aysi'yi. Valla. Kollar içine girdi bataklığın şöyle. Ha be, öyle mi? Evet, çıkamadı. Ben fazlasından. Ha, o yüzden sen yardımcı oldun. Eyvah. Batıyordu hayvan. Yıkıyorsun, öyle alıyorsun değil evet, mi? Evet. Selin. Yıkıyoruz. Arada ya da yüzdürüyoruz. Bota binmeden önce falan. Ha. Yoksa çok fena. Kendi son kese yapıyor, temizliyor. Yani sokaktaki yaşayan köpek şu an daha temiz ondan. Evet. Aslında çok küçükler. Evet. Leylek mi sence, o ne? Yok, buranın, yok, burası... Ooo, bu da çok güzel. Tarihi eserlerin arasından. Nilay burada deniz börülcelerini buldu. Cenneti, tarlasını. Dönüşte toplayacağım diyor. Ama toplayacağı yer de burası. Likya medeniyetinin tam göbeğinden toplayacak. Bildiğin girdik ama Ömre. Vallahi geldik. Öyle dolanacağımız araç gibi. Çok kestirme oldu, güzel oldu. Ve de geldik gerçekten. Hayaller gerçek oldu. Aa bak, kuğu yapmışlar hakikaten. Yani buraya Onur da gelmeliydi valla. Evet. Bu otopilot işi olmasaydı. Baya burası aslında liman yani. Evet. Yani liman şehri ha? Bu 2 metre genişliğindeki, yüksekliğindeki merdivenlerden tırmanıyorkeni. Bu ne ya? Uzun boylularmış eskiden sanki. Aa, evet, doğru karar yine arkadaşlar. Ama şu ağacın. Değil mi? Müthiş. Buraya yürüyerek geldik. Teknede, teknelerimize Orca ile Onur teknelerde onlara göz kulak oluyorken biz de bir yürüyüş yaptık geri kalan ekiple. Ve çok da kısa bir mesafe sürdü. Haritadan baktığında yarım saat yürüme yolu gözüküyor ama araba yolundan. Biz ise bir akıllılık edik. Şu tersanenin olduğu, ay şurada, şu tersanenin olduğu yerden, şu sazlıklardan bir tane çamur bir yol var. Oradan buraya doğru yürüyüş yaptık. Yani 10 dakika 15 dakika sürmedi bile. O yüzden çok kolayına oldu. Burada çok güzel bir kuş cenneti var. Ve de tarihi bir kent var. Etraf muhteşem. Bizim için güzel. Yani bizim denizciler için önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Herhalde ya medeniyeti İler. Sizin için daha da kıymetli değil mi? Teknenizin adı da Likya iken. Etkilendiğimiz yerler. Tam o bölgedeyiz. Değil mi? Aynen, teknenin ismini nasıl karar verdiniz yani? Tabii daha öncesinde belirliyorsun ismi. Hı-hı. Yeni tekne almaya karar verdiğimizde dedik ki Likya olsun. Buralardaydık çünkü tam tekneye, ikinci tekneye geçmeye karar verdiğimizde. Peki Selin, siz Lemonade ismini, alternatifleri var mıydı yoksa? Yok, alternatifi yoktu. Ben hatırlayamadım şimdi, Yiğit'e sordum. Herhangi bir alternatifi yoktu. Şeyden dolayı, hem Ice Tea Şeftal'den dolayı böyle Lemonade olsun, hem de işte If Life
gives you lemons. Make lemonade falan gibi bir böyle şeyle. Sloganınız bile olur evet, yani. Aynen öyle bir sloganla. Süper. Hazır mıyız? Hazırız. Gezmeye. Tutmak ücretsiz denize giriş. Ha. Geldi. Resmen çapaya ağırlık koymuş. Taşısın diye. Bunlar da çapa. Bak bu arkadaki niye saklanmışlar bilmiyorum. İlk ultra çapa. Sana 19 kilo çapa. Nasıl? Duygularını alalım. Vallahi şimdi binaya ilk girdiğimde onun farkında değilim. Normal müze binası sanıp giriyorsun. Evet. Sonra içerideki ilk yazıyı okurken böyle hani işte bilmem kim imparatoruna hediye olarak yapılan Greiner'i falan filan diye okuyorsun bakıyorsun. Ha bina 1500 yıllık. Ya. Değil mi çok etkileyici? Yani içinde gösterilen şeylerden çok aslında binanın kendisi çok şey. Değil mi? Bir tarihi parçası. Şey çok enteresan tabii işte bu. Burası doğmadan önce ve bataklığa dönmeden önce kim bilir nasıl bir yaşam evet. vardı yani. Yani deniz kenti olduğu belli şu anda bir bataklık ama bayağı liman şehriymiş yani. Senin düşüncelerini de alalım. Ben de bayağı etkilendim çünkü şey denizcilikle ilgili bir şeyler vardı ya malzemeler, materyaller, o çapalar vesaire. O beni etkiledi. O çapalar varmış ya. Duydun mu o çapaları? Ya ben çok etkilendim o çapalardan. Ben de çok etkilendim. Ağırlık taş çapalardan yapmışlar. Özellikle. Bir, ikinci olarak o çip olarak kullanılan taş özellikle. Şöyle taşların önce ortasından deliyorlarmış. Ha. Daha sonrasında herhalde kullana uçları uç kısımdan delmeye başlamışlar ağırlık merkeziyle ilgili olarak denemişler. Ha. Onu hesap etmişler aynen yani, ağırlık merkezini. Büyük mühendislik var işin içerisinde. Ya vallahi çok akıllıca, çok etkileyici şeyler var. Ben bilmiyordum. Birçok şey bugün öğrendim. Güzel bir yalnız müze. Çok hoşuma evet. gitti. Burası da sanırım liman kentlerinden biri Likya'nın. Evet. Fakat daha sonra akarsuların taşıdığı alüvyonlar sayesinde burası bu şekilde doluyor.
Ve tabii liman özelliğini kaybediyor. Evet. Çok müthiş. Kısa günün kârı. Evet. Deniz vallahi bölücü. Topladı. Bir de bunu da buldu. Bunu da buldu. Pazardan almış gibi vallahi helal. Kurbağa mı, balık mı, böcek mi? Evet. Böcek gibi yok. Ay bilemedim. Her şey olabilir. Aa bu şey. Ömre bak bu şey. Şeye benziyor çok. Bu kerevitler var ya. Ha. Kerevit yavrusu bu. Her şey olabilir. Bak neden biliyor musun? Tam şu taşta durmuş böyle karides gibi duruyor. Yavru küçük minik bir. Aa evet. Şekli. Böcek şeylerini gördüm. Ayaklarını gördüm. Gördün mü? Ay çok güzel. İşte şuradan geldik. Şu binadan yürüyoruz. Evet, kolayına döndük yuvamıza. Kızlar da bizi bekliyor. Keyif aldı ya anda. Demre'ye de veda ediyoruz. Lemonade çıktı. Ardından da biz çıkarız. Benden gidiyorlar. Güzel bir yerdi. Likya Medeniyetli Uygarlığı Müzesi'ni gezdik. Siz de gördünüz işte. Şimdi ayrılıyoruz. Ramazan'ın yeri Sıçak Koyun'a doğru gideceğiz.